Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Salt Let's Play bölümüne hoş geldiniz. Salt, Alpha'da olan yeni bir Open World Survival oyun. Birkaç gündür takip ediyorum. Daha doğrusu Ağustos'ta çıktı bu oyun. O zamandan beri takip ediyordum ama pek hani beğenmemiştim. Şimdi yapılan değişiklikleri vesaireleri okudum. Şu 2-3 gündür olan incelemeleri falan okudum. Gameplay'leri izledim. Bayağı hoşuma gitti. Ben de almaya karar verdim. Bakalım. Oyunu demo olarak oynadım. Ondan sonra almaya karar verdim. Demoda oldukça zevkliydim. Bakalım normal survival'ımızda nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi oyunu yaratırken name kısmını işte herhangi bir şey yazabilirsiniz. Default kısmı var. World Seed, Minecraft'tan bildiğiniz gibi seed yazabiliyorsunuz. İsterseniz siz yazabiliyorsunuz. İsterseniz randomize edip işte oyunun kendi verdiği, bilmiyorum, hiç denemedim bunu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Seed'lerde oynayabilirsiniz. Hardcore modu var. Hardcore modunda büyük ihtimal öldüğünüz zaman tekrar doğmayacaksınız. O yüzden hardcore işaretlemiyorum. Daha neredeyse yani ikinci oyunum new player olacak. Custom default olarak bırakacağım. Nick'imizi yazarak oyunumuzu yaratıyoruz ve başlıyoruz. Something changed today. I had spent most of the day enamored with the rock, and when I finally decided to leave, press it. Heye bastığınızda craft sistemi açılıyor. Daha doğrusu oyunda şöyle bir güzellik var. Şöyle göstereyim. Tab'a bastığınızda inventory açılıyor. Inventory'de iki tane kitabımız var. Bir Basic Crafting, bir de Strange Journal diyeyim. Bu ikinci kitabı okumadım ama Basic Craft'ta sağ klik yaparak da açabilirsiniz. İki kere sol tıklayarak da açabilirsiniz. Şimdi genel olarak baktığımızda Basic Craft'ta Pickaxe, Campfire, Basic Potions, Cloth, Torch, Tripwire, Deerhide, Boots, Pants. Deerhide şey, oyunda geyik var. Geyikten çıkan sanırım postla yapılıyor bunlar. Bayrak bot için ve shovel. Shovel ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Şeyimize basalım ve görelim nelerimiz varmış. Interact with world. Herhangi bir şey seçmek için E'ye basıyormuşuz. Sağ klik yapıyormuşuz. Bu aynı zamanda inventory'i açıyor. G'de. Pardon, bu şeyleri ayırmış. Crafting'leri C, botları B, mesela boots, yaptığımız botlar B inventory'sinde olacak. C'de crafting sistemi açılıyor. Sneak left control, screen on edge, jump, dodge, hotkey. Bunları bilmiyorum ne işe yaradığını. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. You can access inventory by pressing tab. Inventory 5 bölüm ayrılıyormuş. Equipped, Unique Equipped, Utility, Crafting and General olarak. Quick Save F5'miş, Screenshot F9'muş. Tamam, bunları geçelim. C'ye basarak açabilirim. Aa, bir dakika. Ne diyor? Bots. Saving system, resting. Resting, if you wish to pass some time and heal up, you can rest at campfire. Campfires can be found in the world or you can craft them, place them yourself. Kendimiz ateş yakabiliyoruz veya dünyada bulabiliyormuşuz bunları. Büyük ihtimal oyunda korsanlar var. Oyunun amacı herhangi bir zombiyle savaşmak değil. Korsan türü değil, direkt korsanlar var. Onlarla savaşıyoruz aynı zamanda. O yüzden bu yönden bayağı beğendim oyunu. Zaten beni o gemi sistemi tavladı oyunda açıkçası. Ve gördüğünüz gibi oyun gerçekten güzel. Şimdi şöyle başlıyoruz demoda anladığım kadarıyla. Wood'ları yerlerden topluyoruz. Ağaçları kesmiyoruz. Hiçbir şekilde ağaçlarla interaktif bir şey yaptığımız yok. Meyve toplamak dışında. Bazı ağaçlarda kırmızı ve yeşil elmalar oluyor. Aa, sandık. Evet, oyuna başladığınızda ilk adanızda size böyle bir sandık veriyor. Bu sandıkta basic eşyalarınız oluyor genel olarak. Şimdi size tavsiyem, bu club diye bir zımbırtı var. Onu yapın. Bu hem savaş aleti olarak kullanabiliyorsunuz, hem de nasıl diyeyim, ben bunu alabiliyor muyum? Hem de mesela mine türü şeyler var, onları alabiliyorsunuz. Bunu kıramıyorum. Şu kırmızı bar heal, yeşil olan açlık seviyemiz. Onun üstündeki de stamina. Gördüğünüz gibi shift'e bastığınızda koşuyorsunuz deli danalar gibi ve bayağı hızlı gidiyor. Bu ne? Weak bowler.
Bunu bu şekilde kırabiliyoruz. Aynı zamanda pickaxe de yapabiliyoruz. Pickaxe'i yapmanızı önermem. Demoda doğada bulmuştum. Bu ilk doğduğumuz adada. Burada gene bakacağım. Bulabilir miyim diye. O yüzden şu an yapmıyorum. Orada sandık var. Yani da bir şey daha var. Big Boulder. Bu oyunu büyük ihtimal seri yapacağım. Gidebildiğimiz yere kadar. Arada böyle kritik vuruyoruz 5 olarak. Genel olarak 1 vuruyoruz bu şeylere. Bir de bunların rich olanları var. Bu weak olanı mesela. Rich olanlarında daha güzel şeyler çıkıyor rare olarak. Onu demoda buldum. 2 tane. Bayağı güzeldi açıkçası. Hiç craft yapmadım ayrı mesele. Yani kılıç vesaire yaptım tabii ki. Onları burada da göstereceğim zaten. Şu sistem çok güzel olmuş. Güneş ışıkları yaprakların arasından geçiyor. Mükemmel bir görüntü oluşmuş. Ayrıca doğayı çok güzel yapmışlar. Gündüzleri kuş sesleri, gece kuş sesleri olsun. Denizin dalga sesi. Botta ilerlerken göreceksiniz zaten. Bu neymiş? Plant figures. İyi. Plant figures cloth yapmaya yarıyordu sanırım. Cloth da flag yapmaya yarıyor veya bandaj. Öyle biliyorum. Şimdi şu ağaçların tepesine bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü meyve bulabilirsiniz. Meyve de 360 açlık dolduran bir şey. Böyle vurun ha. Evet, gördüğün gibi düştü. Bu neymiş? Yeşil elma düştü. Gördüğünüz gibi tree fruit. 170 dolduruyormuş bu. Bunun bir de kırmızısı var. Kırmızı olan 360 dolduruyor. Aynı zamanda olta yapabiliyorsunuz bambudan. Ama daha yapamadım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim o sistem hakkında. Almamış mıyım? Aha düştü. Ya bir şey daha düştü ama bulmanız biraz sıkıntı. Niye diyecek olursanız... ha, işte oradaymış. Böyle yeşil olduğu için yerler de çok yeşil. Hani pek belli olmuyor. O yüzden sesi iyi dinlemeniz lazım. Woodlog, woodlog. Ben daha woodlogumuz oldu. Kaç woodlogum olmuş? 9 tane. İyi bulduk bayağı ya. Bu flag. Bunu şeye takıyoruz. Tekneye yelken olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda işte bizim hız kaynağımız. O olmadan işte dalganın eşliğinde ilerliyoruz. Saç bakış. Oo bayağı wood buldum ya. Demoda oynadığımda bu kadar yoktu. Bakın beyler şurada şu kırmızı bir şey var. Bak burada yeşil bir şey var. Bunlar diğer meyvelerimiz. Gel babana. Hop. Sivilden düştü. Oo güzel meyvelerimiz oldu. Kırmızı elmayı ripe tree fruit'u 250 dolduruyormuş. 160 sanıyordum. Olta yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda bu neymiş? Plant fibers. Strong plant fibers da kullanılıyor ama bu strong'unu bulamadım. Nasıl yapıldığını da herhangi bir fikrim yok. Siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Çok da güzel olabilir. Gördüğünüz gibi işte plant fibers oldu. Güneş tam tepede şu an. Güneş pek belli olmuyor. Ama ışığın geldiği yöne bakarsanız güneş olduğunu anlıyorsunuz. Bayağı güzel şeylerimiz oldu ya. Şimdi bu adayı biraz daha kontrol edeceğim. Çünkü herhangi bir şey çıkabilir. O yüzden tam şey yapmıyorum. Çıkmadı bir şeyler. Ne kadar log o kadar iyidir. Bu oyunun ana malzemesi çünkü odun. Çoğu şey de odun. Aa düştü. Bir şey düştü. Evet. Bu log da. Nereye düştü ki o meyve? Ben hangi ağa vurdum? Hangi ağaca vurdum diyecektim. Düşmedi. Sağlık olsun. Ağaçlarda da pek belli olmuyor. Ne yalan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir sürü ada var. Şimdi bu adalara tek tek gideceğiz. Bu adalarda korsanlarla karşılaşabiliriz. Örümcekler var diye biliyorum. Geceleri spawn oluyor sadece. Bu örümceklerden
çıkan strong bir şey var. Onunla da olta yapılabiliyor. Büyük ihtimal ben onu kullanacağım. Şimdi strong plant'i bulamıyorum. Stem of bamboo. Bambuların içinden geçerek bambu bulabiliyorsunuz sanırım. Çünkü bambu toplama sistemini anlamadım. Kaç tane bambum var? Bir tane bambu bulmuşum mesela. Bambuyu nasıl bulduğumu bilmiyorum. İçinden geçerken bambu alıyorsunuz sanırım. Ona bir şey diyemeyeceğim. Böyle vurabiliyorsunuz çime falan. Bu güzel sesler çıkartıyor. Ben ne yapıyordum? Aynı zamanda pickaxe arıyordum. Pickaxe bulamadım daha. Pickaxe'i de elimde yapmak istemiyorum. Boşuna, boşuna kaynak harcayacağız. Bence doğada bulabiliriz bunu. Doğada bulabileceğime inanıyorum ve azimle arıyorum. Adayı tavaf ettim. Tam tur etrafından döndüm sanırım şu an. Şunu da yanımıza alabilsek ne güzel olurdu ya. Yüzük var. O zımbırtı hiç görmedim. Var mı bilmiyorum. Hani parayı neye harcayacağımızı da bilmiyorum. Düşmüyor. Bu ağaç da boş. Bunlar komple boş. Gökten bir şeyler düşüyor ama. Kokonat niye yok bu oyunda? Onu anlamadım. Hani bir kokonata daha denk gelemedim ben. Böyle bir oyunda koku olmalı yani. Aslında ismimiz Rakan değil de Robinson Crusoe koyabilirdik. Evet, şu an aklıma geldi. Bayağı da güzel olabilirdi. Ağaç bana meyve ver. Yuhuu. Aa, iki tane düştü. Oo, bayağı iyi ya. Yeşil elman bayağı var. Nope. There is nothing. Evet, pickaxe arıyorum şu an. Pickaxe. Belki de demo diye verdi orada bana pickaxe'i. Şimdi onu da bilmiyorum. Demosunda çünkü pickaxe bulmuştum. Sandığın orada. Ama demoda olup burada olmaması güzel. Ha, bambu. Bu her video telefon çalması. Evet, bambuyu koyduğumuzda plant fibers veriyor bize. Plant fibers'ı doğada da bulabiliyoruz. Bu buna bir şey vermiyormuş. Ben ne yapacaktım? Bir tane bunu koyuyoruz. Bir de plant fibers sanırım. İşte bunun strong olduğu zaman şey verecek bize. Adını unuttum. Olta. Fishing rod. Fishing rod'u verecek ama yapamıyorum şu an, ne yalan söyleyeyim. Gece gündüz sistemi bayağı uzun. Gündüz 20 dakika sanırım. Gece de o civarda olabilir ama geceleri pek durduğum söylenemez. Çünkü campfire yaktığınızda rest until sunshine diye bir seçenek var. Güneş doğana kadar dinlenebiliyorsunuz. 11 saat falan sanırım. Ve bu adada hiçbir cacık kalmadığını düşünüyorum şu an. Birazcık da şu içlerde gezindikten sonra botumuzu yapıp yelken açacağız. Hop, şurada bir şey daha var. Onu da alayım. Belki meyve verir. Meyve! Buradan da belki bambu çıkar. Bu belkilerle yaşıyoruz. İstiyorum. Buradan da chest'in yanına ineceğim. Chest'in oradan da yallah şoför yallah yapacağız. Chest boş. Evet beyler. İlk önce şu karşı adaya gitmeyi planlıyorum. Suya girdiğiniz zaman böyle hızlı dalınca suyun içine böyle ilk önce 2-3 kere çıkıp batıyor, çıkıyorsunuz. O güzel olmuş onu düşünmeleri. Ama suyun altına dalamıyorsunuz. O ayrı mesele. Şimdi ne yapıyoruz?
şeyimizi okuyalım mı? Kitabımızı okuyalım. Kitap ne diyor bize? Kitap bize diyor ki Sailraft. 7 tane log, 2 tane cloth. Bu hardwood rare olan bir şey. Yani nadir bulunan bir şey. Bunu 7 tane yaptığımızda sailboat yapacağız. Onu 4 gözle bekliyorum. Şimdi log ve 2 tane cloth. Ha. Bundan ikisi craft flag yapılıyormuş. Craft diyoruz. 13 taneymiş zaten. Tamam, B'ye basarak botumuzu sağ klikle seçiyoruz ve botu bırakıyoruz. Kıyıya dalga yapıştırıyor botu genel olarak. Onu kıyıdan E'ye basa basa itiyoruz. Yelkenimizi de çektik. Şimdi nereye gidiyoruz? Karşı adaya gidiyorum. Karşı adayı daha çok şey bulacağım gibi. Şimdi bow yapmak istiyorum. Bowuş. Bow'u nasıl yapıyorduk? Bunu mu koyuyorduk? Bu ne? Tripwire. Bu ne bow? Aynen. Plant fibers ve wood'la bow yapıyoruz. Ve odun ve flint lazımdı. Tabi bende hiç flint yok. Ok yaptım da niye böyle bir şey yaptım onu da anlamadım şu an. Çünkü yayım var ama okum yok. Flint lazım onun içinde. Neyse elimizde sopayla gezeriz de. Aa şurada adalar varmış daha yakında. Keşke onlara gitseydim. Neyse sağlık olsun. Allah. Suyu ben sevdim ya. Hücum. Hedef. Akdeniz. Allah Allah Allah. Şu şekilde E'ye basarak tekrar alabiliyoruz şey yelkeni. Hızımızı komple kesiyor zaten. Kıyıya vardığınızda hani onu çekerseniz kıyıya yaklaştığınızda zaten dalgalar sizi götürecek. Hatta siz atlayın tekneden çıkın gidin. Kıyıya vuruyor tekne her şekilde. Şimdi ben şu büyük adaya gitmek istiyorum ilk önce. Hop, o zaman şöyle biraz daha kısa alacağım. Bu şekilde devam edersem adaya gelirim zaten. Biraz da şöyle. Ve orada evet bakın şey var. Adını unuttum. Deer. Deer'ın Türkçesini de unuttum. Geyik. Ha. Gördüğünüz gibi geyik var orada. Okla öldürebiliyorsunuz onu veya işte vura vura. Ama oku tavsiye ederim. Çatır çutur vuruyor, öldürüyor zaten. Şimdi biz yelkenimizi alalım. Bu kıyıya vuracak. Gördüğünüz gibi kıyıya vurdu. Kazma yapmadım. Hala elimde bu saçma şeyle devam ediyorum. Gece olmaya başlıyor. İlk videoyu gece olunca bitiririm büyük ihtimal. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi bir bambu daha bulduk. Güzel. Of. Black clover. Clover. Şurada bir şeyler var ama. Bu ne? Log. Wood log. Wood log, wood log. Baş çıktı. Plant fibers daha. Meyve verin ulan. Şurada sanki siyahlıkta bir şey olabilir. Ama şurada taş var. Hemen bu taşı kırıyorum. Flint çıkarsa hemen ok yapıp geyiğimizi öldürelim. Burada etleri pişirmiyoruz. Böyle bir şey var. Etleri pişirmediğimiz için çiğ çiğ gömebiliyoruz. Yani kestiğimiz anda yiyebiliriz. Yani şöyle bir şeyin kanaatine vardım. Bunlardan niye hep? Bu ne? Grub. Grub mu lan? Can be used fishing bait. Ha, balık yemi olarak kullanılabilen bir şeymiş. Acaba ben bununla kestiğim için headstone veriyor bu bana? Hah. Rich builder. Bunu bu böyle kesilmez. Pickaxe. Heartstone ve flag. Heartstone'um yok ki benim. Ha. Bunu böyle keseceğiz o zaman. Oo 11 vurdum. Kritik verdim.
Ha, Hearthstone çıktı. Flint çıktı ve Stone çıktı. Evet, bu güzel oldu beyler. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu koyuyoruz ve Flint'imizi koyuyoruz. Bize ok veriyor. Bir tane yaptığımızda 5 tane okumuz oluyor sayılıyor. Şu ok nerede? Oka şöyle, pardon, buraya değil. Yayı elimize aldığımızda ve buna sağ klik yaptığımızda yüklüyor. Hani reload şarjör gibi düşünün. Silah doldurur gibi dolduruyor. Şimdi gece olmadan geyiği avlarsam çok şükelete olabilir. Ki geyiği göremiyorum şu an. Ama şurada wood gördüm. Wood'u affetmem. Aa, orada da bir tane daha varmış. Geyik! Neredesin lan? Geyiği bulacağım. İnanıyorum ve bayağı ada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sırf görünen 7. 8, şu adacık var şurada. 8 diyelim hadi. Geyiği daha bulamadım. Ama maden buldum. Madeni affetmem. Büyük boulder. Bir şeyler çıkacaktır inşallah. Stone'dan ciğerim soldu. Bu stone inşallah işe yarıyordur ya. Sürekli stone. Abi geyik nerede? Lan şimdi buradaydı. Şu manzara çok güzel ya. Güneşin batışı denize yansımış. Aha geyik. Böyle geyik hemen fark ediyor. Kaç okum var? 5 tane okum var. Şimdi geyik bizi fark edecek. O çok karardı ya. Çok karardı, çok. Ben bunu vurdum. Vurdum. Vuramadım. Böyle alayını boşa attım. Öne geyiği elimle keseceğim. Allah. Hücum geyiğe. Hava karardı. Büyük ihtimal siz çok az göreceksiniz. Ki ben bile göremiyorum. Steklemizin yanına geri dönelim. O geyikle oklarımız kalsın. Teknemizin yanına geri dönelim. Teknemiz de burada. Gördüğünüz gibi yelken şeysi gözüküyor buradan. Geyik daha kaçtı. Daha yani küçülü oldu muhabbetine dönecek bu iyice. Şuraya hemen şeyi de göstereyim craft etmeyi. Bir bunu koyuyoruz. Şimdi kol koyduğumuz zaman torch yapıyoruz. Kol yerine flint koyarsak. Ben şunu da yapayım ya. Stone'dan kılıç yapalım bir tane de. Flint'im yok. Such a nice. Veya flint olmadığı için sabah olmasını bekleyeceğiz. Elimizde meşalelerle. Bu bölümden bu kadar. Öbür bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.